Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kardeşimiz Burak değil mi adın? Burak abi. Burak kardeşimiz Çanakkale'den geldi bizi ziyarete. Daha önceden barona tasma hediye almıştı arkadaşlar. Şimdi Trabzon'a gezmeye geldi. Bana da ulaştı Cüneyt vasıtasıyla. Dedim şansa da buradayım. Birkaç gündür burada yoktum. Şansına bugün denk geldi. Aynen abi, iyi oldu benim. Bu da dedi ben buraya kadar gelmişken seni göreyim. Zaten arkadaşlar buraya hani ziyarete gelecek olan arkadaşlar Trabzon'a gezmeye gelirse aynı Burak gibi ben de buradaysam gelip görebilirler. Ama aynen. Bazen şu oluyor kardeşim, çok uzaklardan geliyorlar sırf buraya gelmek için. Ben diyorum ki yani sırf buraya gelmek çünkü ben burada olmam, denk gelmem. Yani buraya gezmeye gelirsin bana da uğrarsın, o tabii mantıklı olan. Aynen. Şimdi baronu da yakından görmek istedi. Boss'u falan içeri aldım arkadaşlar. Boss şu an Bella ile beraber içeride. Baron'un yanına geçecek. Baron seni bakalım tasma hediye almıştın. Seni tanıyacak. Hayır Baron. Ama gel. Şimdi sus Baron bir saniye. Ben seni anlamadığım mevzu. Sus da. Arkadaşlar bu Baron bakın daha selamünaleyküm demeden sinyali veriyor. Soner Ala Türkiye geldiği zaman Sonerler hiç öyle yapmıyor. Ya sırf sanki onları biliyor, onların köpekçi olduğunu biliyor yani, böyle yani köpeklerle bu işleri yaptığını. Bak sana direkt, senin de köpeklerin var. Akbaşı var. İki tane akbaşı var bende de. Ama ben elimi sokar mıyım içeri? Gel. Gel hadi. Şu an yani bu Baron ama yani. Recep abi şeydeki gibi değil. Mesela YouTube'da, Instagram'da, orada burada izlediğimiz gibi değil abi. Köpekler harbi büyükken maşallah abi. Güzel bakıyorsun onlara. Eyvallah kardeşim. Biz burada bunlarla uğraşıyoruz, bakıyoruz, seviyoruz bunları ama iyilerin de iyileri var tabii ki. Var abi. Biz, şey yani, senin adamın nerede? Pars? Kim? Burada mı Pars? Neyin? Pars nerede? Pars aşağıda. Onlar hemen yan tarafta görürsün onu. Baron'u yani istiyorsan çıkartayım bir gezdir. Yok yok. Niye? Abi yok. Gerek yok abi. Ha? Oo, buraya kadar geldin. Baron'u gezdireceksin. Yok tanıya gelmişiz abi. Ne olur ne olmaz. Bir şey olmaz kardeşim, bir gelsin. Yok yok, bir şey olmaz. Vallahi açma abi. Ha? Niye? Nerede gidiyorum abi? Hiç gerek yok abi vallahi. Misafirin bir aklını alalım arkadaşlar. Gel gel. Bir şey olmaz ya. Yok abi. La bir şey dalarsa ben ayıracağım zaten. Yok abi yok. Yok yok. Sen köpek tarafından ısırıldın mı hiç? He? Isırıldın mı? Bir kere ısırıldım. Hastanelik oldum. Korkuyorum. Kaç ne zaman unutmuşsundur onu sen? 1,5-2 sene oluyor abi. Ya tamam onu unuttun. 2 sene oldu ya. Olsun olsun. Isırırsa beni başına. Ya sus. Bak abi üstümde ince, ha? Anladın mı? Eşofman meşofman yapınca boş ver abi. Yo yo, bu zaten çok ısırdım hemen bırakıyor. Bizim Fatih ısırdı gördün mü hiç? Hemen bıraktı he. Öyle hemen abi bırakıyor. Yorum, ama kardeşim buraya kadar geldin olur mu şimdi Baron? Ben seni görmeye geldim. Ama dur. Baron gel Baron. Yok yok gel. Baron gel. Yok yok vallahi açma abi. Allah. Ya açar mıyım kardeşim ya? Yok, yok, sus. Kardeşim açılır mı Allah korusun. Ben sana şaka yapıyorum ya. Sen şimdi biraz ciddiye alın değil mi açar mı? Ben senin gülmemden anladım onu zaten. Benim o köpeğin dalacağını. Ya boss bazen dalıyor bazen dalmıyor ama ben... Escobar! Escobar sus. En sonki izlediğim videolardan sonra mesela hani... Hani internette izlediğinle buraya gelip canlı görmenin arasında dağlar kadar fark var abi. Hayvanlar canavar gibi. Maşallah. Büyük yani. Kardeşim burada da Pars dediğin... Ya Pablo! Bak! Pablo! Şşşt! Pablo! Ya Pablo! Pablo! Ne yapıyorsun oğlum sen? Bak Pablo! Manyak ya. Gel. Bu da şey, bu Pablo'yu biliyorsun zaten. Bu biraz bazen agresifleşiyor. Şimdi Pars var. Pars arkada bak, kulübenin içinde Pars. He. Pars var. Aşağıda Oscar var. Şey?
Mars var, onlar senin, aşağı. Senin diğer adamın nerede abi? Kim? Al Capo mu? Heh. Onu gösteririm sana, o şeydi. Yok, girmem oraya. Ya, yok, oraya. Dışarıdan gösterebilirim. Escobar'ı şey yapıyor mu? Escobar adamın kralı. Onu çıkartayım mı sen? Yok, sen çıkarma abi. Şu burada da korsan da şeydi, korsan ağıra koydum. Korsan çünkü boss'la kavga edebilir. Eğer korsan burada olduğu zaman boss'u koymaya yer kalmıyor. Tabii canım. O yüzden hepsini ayrı ayrı yerlere koyuyoruz. Korsan ahır da burada. Görüyordum, Al Capone'u buraya bağlıyordum. Yok yok, Al Capone yok. Korsan. Korsan! Bak korsan şuradan pencereden bakacak mı? Korsan! Pis pis pis. Şu Bella normalde misafirleri sever. İstiyorsan onu çıkarayım. Abi yok, seni çıkarma, boş ver. Ben internetten hep görüyorum. Ama yakından geldim daha fazla. Ferşat abi gel sen sev köpekleri. Niye? Al Capone. Al Capone'un yanına inebilirsin. Bak yemeğini bugün biraz yemiş. Al Capone normalde biraz şey bu ara. Keyifsiz evet yani. Yemeğine şey yapmıyor böyle, ne bileyim, yemeğini bitirmiyor. Ciğer veriyoruz, yemiyor. Tavuk yapıyorum ona. Tavuk geçen video çektim. Benim bizim plajın mutfak şefi vardı abi. O Sivaslı Kangalcı bana şey diyor. Burak ilikli kemik diyor, kaynattığın zaman diyor 2-3 tane diyor havuç kes doğra diyor. Evet. Kaynatmaya başladığın zaman 1-2 diş sarımsak diyor yap. Haftada 2 kere diyor sarımsak, evet, koy diyor kaynattığın şeyleri diyor. İyi gelir hayvanlara. Şimdi geziyorlar. Arada saldırıyorum onları. Benim arkadaş bakıyor onlara. Diyorum salarsan zapt et onları. Sala. Hani diyorum zapt edemezsen hiç salma. Yemeklerini ver. Tamam. Bak normalde şu an Al Capone şey yapardı. Tepki kudurum verirdi. Tabii. Şu an çok keyifsiz yani. Böyle kaç gündür vurgundan sebep mi acaba? Morali bozuldu. Vurgunla alakası olduğunu sanmıyorum. 10 gündür böyle bir şey var onda. Çıkmıyor buradan. Tuvalete de çıkmıyor. Bak yaklaş. Orası kapalı zaten. Rahat ol. Buradan yaklaş. Ben burada videodayım. Bak şimdi. Şşşt. Hayır tamam, hayır oğlum. Yani yanına gittiği zaman yine şey yapıyor da. Ya Escobar! Susana. Bir keyifsiz ama Recep abi. Keyifsiz evet, o biraz yürümüyor. Az yürüdüğü için böyle eklem sorunları vardı zaten. Başından beri bir sorun olduğu için. Görüyordum onu. Ama şimdi biraz şeye göre daha iyi. Hiç yerinden kalkmıyordu. Birkaç gündür böyle yine buraya kalkıp geliyor. Normalde yan tarafta kulübesi var hemen. Orada yatıyordu. Şimdi gelip burada yatmaya başladı. Yürüyor. Bugün de yemeğini vereli bir saat oldu. Bak bayağı yemiş. Biraz yine bırakmış ama yine var yani. Ama az yiyor böyle. Yemek yemediği zaman da diyorum güçsüz kalır ama bak yatıyor orada aşağıya. Şimdi kapıyı açsam sen olsan bile çıkmaz dışarı. Şimdi şey yapıyor. Üşeniyor yürümeye. Bunun tam cinsi ne abi? Bunun tam cinsi ne bilmiyorum. Bu malaklı işte karışımı. Malaklı var tabii bunda. Biraz malaklı suratı var onda. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Senin akbaşlar mesela belli ediyor cinsinin ne olduğunu. Hemen gören anlıyor. Anlıyor abi. Zaten akbaş ama bu kangal abi. Kangal cinsi işte malaklı. Bunlar biraz herkes anlayamıyor yani. Ben de çok anlıyorum. Ama herkes kendi köpeğine kangal diyor. Ya abi adama diyorum bunun cinsi ne? Kangal diyor mesela. Fotoğrafını çekiyorum hatıra olsun diye. Benim kangalcı arkadaşları görsün. Ne kangal oğlum diyor. Yanaklar diyor sarkmış diyor. Malaklı bu diyor mesela. Adam Sivaslı diyor yani. Malaklı bu köpek diyor mesela. Ne bileyim abi. Buralar cennet. Güzel. Bir sene daha var. Bir sene sonra komple Trabzon'dayım Allah izniyle. Sen nerede? Şimdi Çanakkale'de neredesin? Küçükkuyu Asos tarafındayım ben abi. Orada böyle şey yok mu yani? Yeşillik, dağlık falan. Abi zeytinlik bizim orası. Bir sene zeytincilik olur. Bir sene olmaz. He. Hani bizim orası Ege bölgesi hep zeytinyağı, zeytin. O şeylerle meşhur. Bakalım bu sene var 170-180 tane aç, 200 tane aşağı yukarı zeytincilik var. Ekim ayında Allah izin verirse, Ekim'in ortalarına doğru zeytinleri toplatmaya başlayacağız ameleleri. Bakalım bekliyoruz abi, biraz daha var. İnşallah bereketli olur kardeşim. İnşallah abi. Mekan güzel. Ama gerçekten geçen seneydi değil mi sen tanışmıştın? Tabii. Yani. Bu sene geldin, canlı canlı gördün. Hep internetten görüyordum, hep takip ediyorum seni her yerden. Nasıl bugüneymiş? Bir dedim Çanakkale'ye dönmeden geleyim dedim Recep abimizin yanına. Eyvallah, ayağına sağlık ama kardeşim. Ama ben gene söylüyorum, buraya gelen
haber vermeden kesinlikle gelmesin yani, sıkıntılı bir yer. Evet yani onu anladın değil mi? Zaten araç... Sen bilen adamla geldin şimdi. Şerşet abi olmasan normal bir arabanla gelsen. Burada. Araçsız zaten çıkamazsın buraya. Hadi aracından geldin zaten, burası şey gibi. Ya bu şimdi bilen şoförle geldiğin için, normal adam kendi arabasıyla geliyor. Diyor ki dünyanın en zor yerine geldik herhalde. Zor oluyor. Vallahi güzel yerler burası. Ama biraz tabii yollar şey zor. Yüksek burası bir de. Yüksek. Ayağına sağlık kardeşim. Sağ ol, çok teşekkür abi, ederim. Görüşürüz yine inşallah. İnşallah.